Kendi içinde ayrışan ama hiç ayrı düşmeyen Kindred, ölümün ikiz özlerini temsil ediyor. Kuzunun yayı, kaderini kabul edenleri Tezel'den azat ediyor. Kurt ise kaderinden kaçanları avlayıp sivri dişleriyle son anlarını azaba dönüştürüyor. Kindred'ın tabiatı, Runeterra'nın farklı köşelerinde farklı yorumlansa da her fani, kendi ölümünün gerçek yüzünü seçmeye mahkumdur. Kindred, hiçliğin ve karanlığın ortasında ışıldayan dişlerin beyazını aynı vücutta birleştiriyor. Hem çoban, hem kasap, hem şair, hem ilkel. Kindred, tek varlıkta ikisi birden. Ömür denen yolun sonuna gelenlerin, bütün av borularından yüksek bir sesle çığırtkanlık yapan nabız sesleridir Kindred'ı avına çağıran. Kuzunun gümüş işlemeli yayını kaçmadan karşılarsan, okları seni Tezel'den azat eder. Ona yüz çevirirsen, kurt seni avlamak için şevkle peşine düşer. Ve bu kovalamacanın sonu her daim vahşet olur. Sakinlerinin ölümle tanıştığı ilk günden beri Kindred, Valoran topraklarında kol geziyor. Derler ki, o son an gelip çattığında gerçek Demasyalılar, yüzlerini kuzuya dönüp oku kabul ederken, Noxus'un puslu sokaklarında avın başını kurt çekermiş. Freljord'un karlarının arasında cengaverler savaşa gitmeden önce kurdu öper ve sürek avını düşmanlarının kanlarıyla şereflendirmeye yeminler eder. Bilge Votr ahalisi her Harovin'den sonra toplanıp bir yandan hayatta kalanları kutlarken bir yandan da kurt ve kuzunun gerçek bir ölüm bahşettiklerine saygı duruşunda bulunur. Kindred'ı inkar etmek, tabiatın düzenini inkar etmektir. Bu iki suretli avcının elinden ancak bir avuç sefil kaçabilmiştir. Lakin bu sapkın kaçış en ufak bir huzur bile sağlamaz. Zira sonu sadece kabustan ibarettir. Kindred, gölge adaların altında kilitli kalanları bekler durur. Çünkü bilir ki, er ya da geç, herkes kuzunun yayı ve kurdun dişlerine teslim olmaya mahkumdur. Madalyonun iki yüzüyle bilinen en eski karşılaşma, bilinmeyen ellerin, adları çoktan unutulmuş insanların mezarlarına işlediği bir çift kadim maskeye dayandırılmaktadır. Ama kuzuyla kurt, bugüne değin birbirinden ayrılmayan iki kafadar olarak varlığını sürdürmüştür.